Evet, değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Bugün İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu adına ben Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kaynak, serbest hekimlik mesleği uygulama hakkını ortadan kaldıran düzenlemelerle ilgili bir basın açıklaması yapacağız. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Serbest hekimlik mesleği uygulama hakkını ortadan kaldıran düzenlemeler kabul edilemez diyoruz. 6 Ekim 2022 tarihinde Özel Hastaneler Yönetmeliği ve ayakta teşhis ve tedavi yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmıştır. Yönetmeliklerde tıp merkezlerinin fiziki alanları, tıp merkezinde yapılabilecek cerrahi işlemler, özel hastanede üniversite kadrosundan öğretim üyesi çalıştırma gibi düzenlemeler yer almakla birlikte, aslında temel değişiklik muayenehane hekimleriyle yapılan düzenlemelerdir. Muayenehane hekimleri, muayenehanesine müracaat eden hastaların teşhis ve tedavisini tıp merkezlerinde ve özel hastanelerde serbest meslek uygulamasını engelleyecek nitelikte herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın yapabilmekteyken, yeni düzenlemeyle muayenehane hekimlerinin özel hastane ve tıp merkezlerinde hastalarının teşhis ve tedavi hizmetlerini yürütmesi neredeyse olanaksız hale getirilmiştir. Yeni düzenlemeyle muayenehane hekimlerinin muayenehanesine başvuran hastaların teşhis ve tedavisini özel hastane ve tıp merkezinde yapabilmesi, özel hastane ve tıp merkeziyle yıllık sözleşme yapması ve ilgili branşta boş uzman hekim kadrosu olması koşuluna bağlanmıştır. Özel hastane veya tıp merkezinin boş uzman hekim kadrosu olmaması halinde ruhsatında ve veya faaliyet izin belgesinde kayıtlı uzman hekim branşlarındaki toplam kadro sayısının %15'ine kadar uzman hekimle sözleşme imzalayabileceği, aynı branşta birden fazla hekimle sözleşme imzalanmak istenmesi durumunda ilgili branşın toplam kadro sayısının 1/3'ünden fazla uzman hekimle sözleşme imzalanamayacağı kuralı getirilmiştir. Görüldüğü gibi oldukça karmaşık, anlaşılması zor ve uygulanmasının da nasıl olacağı gerçekten ciddi bir muamma olan bir düzenleme. Bu kurala aykırı hareket eden muayenehane hekimlerine, özel hastane ve tıp merkezlerine para cezası ve faaliyet durdurma yaptırımları getirilmiştir. Bir kere şunu başından belirtmemiz gerekiyor. Bu düzenlemelerin iyi niyetle yapıldığı kanaatinde değiliz. Bu düzenlemelerin iyi niyet ürünü olmadığını, Sağlık Bakanlığı'nın muayenehaneleri hedef olarak belirlediğini değerlendiriyoruz. Hekimlerin kendi birikimleri ve emekleriyle ayakta tuttukları muayenehaneler, hekimlerin kendi emeğini değerlendirdiği sağlık kuruluşlarıdır. Ve tüm bu kuruluşlarda yine sağlık müdürlüklerinin ve Sağlık Bakanlığı'nın koymuş olduğu kurallar çerçevesinde oluşturulmakta ve denetim altında tutulmaktadır. Muayenehane hekimlerinin hastalarının teşhis ve tedavi hizmetlerini tıp merkezlerinde ve özel hastanelerde yapmalarının engellenmesi, özellikle manipülasyona da dayalı, el işine dayalı, özellikle cerrahi branştaki hekimlerin muayenehanelerini kapatmaları demektir. Sağlık Bakanlığı'nın bu düzenlemesi, sağlık sisteminin içinde bulunduğu başka bir açmazı da göstermektedir. Sağlık Bakanlığı, uyguladığı politikalarla hekimlerin kamu kurumlarından ayrılmasına neden olmuştur ve kamu kurumları ciddi bir
hekim erozyonuna maruz kalmıştır. Özellikle pandemi döneminde çok büyük fedakarlık ve cansiperane çalışmış olan hekimlerimiz ve sağlık personelimiz bu süreç içerisinde maalesef kamu kurumlarından ayrılmayı tercih etmişlerdir. Bu özlük haklarındaki ve çalışma koşullarındaki zorluklar nedeniyle olmuştur. Özel sağlık kuruluşlarındaki çalışma koşulları hekimlerin ağır şartlarda çalışmaya zorlanmasıyla ilgilidir. Her ortamda zor durumda bırakılan hekimler için muayenehaneler tek çalışma seçeneği olarak yer almaktadır. Muayenehanelerin işlevsiz bırakılmaya çalışmasının arkasındaki tek amaç, hekimleri kamuda ve özelde yöneticilerin inisiyatifinde istenilen koşullarda çalışmaya zorlamaktır. Bu düzenlemelerin başka amacı yoktur. Hukuk kuralları bir ihtiyacı karşılamak için düzenlenir, bir gerekçesi vardır. Hiçbir akıl süzgecinden geçirilmeden yayınlanan ve bilimsel temellere oturmayan bu düzenlemelerin hekimlerin serbest meslek uygulama hakkını ortadan kaldırmak amacıyla yapıldığı açıktır. Bir tarafta muayenehanede yapılacak işlemleri listeyle sınırlamaya çalışan bakanlık, bir taraftan da muayenehane hekimlerinin özel hastane ve tıp merkezlerinin olanaklarından yararlanmasını engellemektedir. Muayenehane hekiminin özel hastanenin boş kadrosu olması halinde yıllık sözleşme yaparak özel hastanenin olanaklarından yararlandırılmasının uygulamada karşılığı yoktur. Gerçek hayatta bunun karşılığı maalesef yoktur. İzmir'de boş kadrosu olan özel hastane neredeyse yoktur. Boş kadrosu olmayan hastanelerin kadro sayısının %15'i oranındaki hekim ile sözleşme yapması halinde sözleşme yapılacak muayenehane hekim sayısı da bir elin parmağını geçmeyecektir. Bu düzenlemeler birçok yönüyle hukuka aykırılık taşımaktadır. Düzenleme, hekimlerin çalışma ve mesleğini icra etme hakkını, hastaların hekim seçme hakkını, hastaların sağlık hizmetine erişim hakkını, yeterli ve nitelikli sağlık hizmetine ulaşma hakkını ve ayrıca hastaların mahremiyet hakkını zedelemekte, kısıtlamalar getirmekte ve bu hakların kullanımını zorlaştırarak veya engelleyerek hakkın özüne zarar vermektedir. Hukuka aykırı bu düzenlemelere karşı meslek örgütü olarak her türlü mücadeleyi yürütmeye kararlıyız. Bu konuda Türk Tabipler Birliği olarak hukuki mücadele başlatılmıştır ve her aşamada sürecin takipçisi olacağız. Ve bu düzenlemenin mağduru durumunda olan hekim arkadaşlarımızın da tek tek hukuki haklarını koruma hususunda İzmir Tabip Odası olarak gereken her türlü hukuki destek verilecektir. Basın açıklamamız bu kadar. İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu adına bu açıklamayı yapmış bulunuyoruz. Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.